Selam arkadaşlar. Çoğumuz Starbucks'a gidiyorsunuz. Şu gördüğünüz havuçlu kek 125 TL dilimi. İnanılmaz pahalı. Biz aynısını daha kalınlığını böyle gördüğünüz gibi kat kat büyüğünü daha ucuza mal edeceğiz. Hem aile boyu kendiniz yiyeceksiniz hem evde çok müthiş bir havuçlu kek tarifi yapacaksınız. Şimdi ben tarifi anlatırken siz de kaçmayın. Lütfen izleyin. Ve malzemelerin gramajlarını sizler için sayıyorum. 8 adet yumurta arkadaşlar. 400 gram sıvı yağ. 600 gram toz şeker, 600 gram un, 500 gram rendi havuç, 200 gram ceviz, 10 gram toz tarçın, 30 gram kabartma tozu ve 10 gram ovalek sucuk kullanacağız. Öncelikle yumurtayı kırdık, şekerle karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. İyi çırpmamız lazım. Beyazımsı bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Bu şekil olması yeterli. Yağ ekliyoruz arkadaşlar. Yağdan sonra un ve kabartma tozu. Ben tek olduğum için biraz burada hemen durdum. Yağ ekledim arkadaşlar. Yanlış görünce onu verecektim. İyi ki erken fark ettim. Anlatırken de bazen böyle anlatır arkadaşlar. Evet, yağı da güzelce koydum. Çırptım. Arkadaşlar 10 gram da Ovalex koyuyoruz. Unutmayın 10 gram Ovalex mutlaka kullanacaksınız. Çünkü fark ve tat kıvamı yediğinizde ortaya çıkacak. Cevizi, tarçını, havucu karıştırıyorum. Güzelce çırpıyorum. Bütün malzemeleri koyduk arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hazır durumda. 2 adet cheesecake çemberi yaklaşık 28 santim. 28 santim 2 adet cheesecake kalıbımızı hazırlıyoruz. Elimizin yardımıyla böyle döküyoruz. Ovalex olduğu için arkadaşlar mutlaka elinizi kullanmanız gerekiyor. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, iki kalıba döküyorum. Fırını 175 dereceye ısıtıyoruz. 175 dereceye ısıtıyoruz. Ortalama 50 dakika civarı pişireceğiz. Ama öncelikle bunları kalıbımızın içine dökmemiz gerekiyor. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Birazdan sosun malzemelerini de vereceğim. Böyle elimizle iyice düzeltiyoruz. Her ikisini de aynı şekilde iyice düzeltiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl koyarsanız öyle kalır. Çünkü içinde 10 gram ovalex var. O kesinlikle bunu koyduğunuz gibi eşit bir şekilde pişirecek. İşlem tamam. Aynı bu şekilde 175 derece fırına atıyoruz. 50 dakika civarı pişecek. Kontrol ederek kontrollü bir şekilde kekinizi pişireceğiz. Piştikten sonra bu soğuyana kadar biz sosumuzu yapacağız. Hadi fırına atıyoruz. Bu arada kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımı da paylaşmayı mutlaka ihmal etmeyiniz. Neticede pişti ve çıkarttık. Böyle bir şekil aldı. Çok güzel, yumuşak. Bunu şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Bu soğurken ben de sosunu yapacağım. Arkadaşlar sosunu biraz az yapabilirsiniz. Tereyağı 400 gram. Pudra şekeri 250 gram. Beyaz çikolata 250 gram. Varsa bir adet portakal rendesi kullanabilirsiniz. Öncelikle yağ koydum. Şöyle güzel bir yağ ve pudra şekerini yumuşatıyorum. Bu işi özenle yapmanız gerekiyor. Çünkü kıvamı bu veriyor. Şöyle güzel bir görüyorsunuz. Krema gibi oldu. Bunu iyice çırptıktan sonra kıymetli şefimin yardımıyla çikolatamızı ilave ediyoruz şırpa şırpa. Hadi çırpmaya devam ediyoruz. Rengi birazdan değişecektir, beyazlaşacaktır. Şimdi malzemelerin fiyatlarını yazarak ne kadar ucuza mal edeceğinizi göreceksiniz.
İnce yaparsanız 2 tane kek çıkacak 4 tane de. Ama kalın yemin kek yaparsanız double 2 tane kek yapıyorsunuz. Evet. Bütün çikolataları kattık. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Rengi değişiyor. Çok güzel bir krem elde ettik. Biraz daha hızlandırıyoruz. Sabırla yapmanız gerekiyor bu işi. Çünkü ayrı bir tat verecek lezzeti burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı. Bu bizim için yeterli. Bir bardak filtre kahve. Unutmayın, bir bardak filtre kahvenizi hazırlayın. Pasta kesme aparatınız varsa kesebilirsiniz. Yoksa bıçakla üçe bölürsünüz. Biraz kalın olur ama üç parçaya bıçakla rahat bölebilirsiniz. Böyle bir aparatınız varsa da benim gibi kesebilirsiniz. Kalın bir parçayı en üste koyacağım. Diğer kek parçalarını da aynı şekilde kesiyorum hızlı bir şekilde. Hepsini kestik. Son parçayı da kestik. Şimdi hazırladığımız filtre kahveyi her kata yumuşatmak için kullanacağız. Şu birinci kat ister elle şöyle yapınız, isterseniz fırça yardımıyla serpiştirebilirsiniz. Görüyorsunuz cevizi. Ne kadar güzel. Şimdi bıçakla kestiğinizde böyle detaylı gözükmeyecektir arkadaşlar cevizden dolayı. İçine üzüm atan da var, kakao atan da var. Ama tarçın içine farklı bir lezzet katıyor. Şöyle yaptığımız kremayı her kata sürüyoruz. Kalınlığını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Aşırı tatlı seviyorsanız, pasta gibi olmasını istiyorsanız benim gibi kalın kesebilirsiniz. Çok hafif bir tat istiyorum, hafif bir aroma istiyorum diyorsanız daha da ince serpiştirebilirsiniz. Her kata ayrı ayrı böyle. Önce filtre kahvemizi, daha sonra kremamızı sürüyoruz arkadaşlar. Tadı da burada. Ayrı bir aroma, ayrı bir lezzet. Müthiş bir kek oluyor. İnanılmaz bir lezzetli. Bir katını daha yapıyoruz. Hızlandırdık. Bu üçüncü katımız. Her katta aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Telefonu da elden tuttuğumuz için. Üçüncü kat, dördüncü kat derken az kaldı arkadaşlar. Bu işlemi her katta yapıyoruz. İyice kekimiz eşit dursun diye güzel sürmemiz gerekiyor. Evet, bu başka bir kat. Bayağı kalın yaptık. Çok tatlı. Gökdelen gibi oldu neredeyse. Evet, bu en son katı kalın bıraktım parça. Bunu da en üste koyuyoruz. Evet, çikolata olduğu için fazla düzeltme gereği duymuyorum. En üst kata da yine kahvemizden fırça yardımıyla bolca veriyoruz. Yumuşaması lazım. Kahvenin aromasını çekmesi lazım. Kakao koyduğunuz zaman biraz daha farklı bir tat oluyor arkadaşlar. Mutlaka böyle filtre kahveyle deneyiniz.
Starbucks'ın meşhur filtre kahvesinin ne işe yaradığını da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Keklerinden kullanıyorlar. Ama onlar cimrilik yapıyor sanki biraz daha az kullanıyor kahveyi. En üst kata da çikolatamızı siliyoruz. Arkadaşlar biter bitmez hemen kesip yiyeceğiz çünkü arkadaşlarım da bekliyor. Tadına hep birlikte bakacağız. Aldığınız malzemelerden kaça mal ettiğinizi yazabilirsiniz. Kullandığınız malzemelerden kaç dilim ya da kalanını böyle benimki gibi yüksek gökdelen gibi yaptıysanız maliyetini çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Üstünü de böyle çizdik. Finale doğru yaklaşıyoruz. Şimdi kesme aşamasına geleceğiz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim dilimlerimiz çok kalın ve kekimiz çok efsane. Efsane. Yediğimiz 125 TL'lik kekin iki katı neredeyse elbi dilimimiz. Emin olun tadı 12'nden daha güzel. İsmini vermiyorum artık. Bu tarif denedikten sonra fikirlerinizi mutlaka yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Ama mutlaka herkes bu tarifi yapması gerektiğini düşünüyorum. Harika bir lezzet. Böyle tadına da bakıyoruz. Kalanlarını gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç kat yaptığımızı da sayabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Biz afiyetle kekimizi yerken sizden de ricamız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.